Merhaba arkadaşlar, burası Aydın Didim Akbük. Burada iki tane villamız var. Her birinin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. Hesap, kitap, ölçmek, biçmek size kalmış. Burada çok değişken fiyatlarla evler var. Biz de bulduğumuz evleri kanalımıza yükleyip size sunuyoruz, bilgilendiriyoruz. Kendi işimizi de yapıyoruz. İyi bakan iyi görür. Evler bitmez. Hadi evimizi tanıyalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yine Aydın Didim Akbük'teyiz. 435 metrekare arsa içinde iki tane bitişik nizam ev yapılmış. Denize 1,5 kilometre yakınlıkta. Her birinin fiyatı kaçtı? 5 milyon 500. Evet. Ev biraz fonksiyonlu bir evdir. Önünde de yol var. İkisi de bitişik. İkisi de güney cepheli. Bu bizim yeşil alanımız. Altta salon, açık mutfak, bir oda var. Önünde bir de otoparkı var. Ev biraz dikkat çekici bir ev. Benim bir arkadaşım da yapmış, yan tarafta hemşerim. Onun da var. Daha sonra onu da göstereceğiz. Bir abiye zaten atmıştım. Burası da otoparkımız arkadaşlar. Burası otopark. Ve otoparktan geldik. Sağdaki alanı gösterdim. Burada bir topraklı bir alan var. Peyzajlar ekildikten sonra daha göz alıcı olacak. Ve buradan da arkaya doğru gidiyoruz. Çelik kapı hemen sol tarafta. Bu çimler ekildikten sonra daha güzel bir hal alacak arkadaşlar. Değişik bir renk, güzel bir renk seçmiş. Ve geldik buraya. Zemin katta bir oda var. Denize de 1500 metre yakınlıkta. Denize de 1500 metre yakınlıkta. Şu iki evin sınırı, sınırı adına ne dersek diyelim. Her birinde böyle burada ufak mini bir deposu var. Bizim buraya kadar, gerçi nasıl olur? Böyle bir telle, bir çitle ayrıştırılır, ayrılır bahçe. Burası bizim alan. Klima üniteleri hepsi bir yerde toplanmış. Yani altyapısı anlamında bir yerde toplansın diye altyapısını yapmış. Buradan da çimler ekildikten sonra daha güzel olur diye düşünüyorum. Denize 1500 metre yakınlıkta. Arsa toplam 435 metrekare. Şimdi biri yapmış, onu da çektik. 435 metrekare. Bir tane yaptığı için 450 bin euro diyor. Bir şey daha ekleyin. Ben daha önce 9.350'ye bir ev sunmuştum dedim Efe'lerde. O da satıldı. Bir tane 7.5 vardı, o da satıldı. Her malın bir alıcısı var. Derken bahçeyi özetledik, yetti değil mi? Biraz güneş bizi yoruyor. Ah kolum ah. Ve geldik. Şöyle ya da böyle biz bohçamıza koyuyoruz. Arkadaşlar sana zahmet geç oraya. Zemin katta salon, mutfak, bir oda var. Şimdi mutfağı tamamen ayrı yapmış ya. Salonda bu hali almış arkadaşlar. Yani bence acaba bunu yapmakla iyi mi yapmış? Burası salon. Salonumuz bu. Henüz elektriği çekmemiş. İskanı falan almış. Gel şimdi buraya geç. Buraya geç. Kapıdan gelir gelmez. Arkadaşlar eleştirirsiniz. Güzel bakan güzel görür. Mevlana hitabıyla konuşmak lazım. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Hesap kitap sizin. Biz sunuyoruz. Bir giyim mağazasına gidince çok değişken fiyatlı elbiseler var. Hiçbir evi almak zorunda değilsiniz. Aldığınız zaman ekspertiz yapar. Öyle alırsınız. Hoşunuza giderse ilginizi çekmiştir. Gitmediyse herkes istediği ürünü, istediği para ister. Ve burası portmanto. Aynalı kemer, ince bele, dargele, gümüş kemer. Burası da mutfak, burada da kendini seven, parası çok olan adamlar alır bunu, ben size söyleyeyim. Burası da böyle adam mutfak mı, servis masası mı, işte burada da böcekler, terekler, merekler güzel yapmışlar. Evin konsepti çok güzel, gerçekten güzel. 435 metre yanında bir tane var, o da 450 bin euro diyor. Ve mutfak burada, mutfak, salon, ikisi de bahçeye çıkıyor. Ocağı koymuş, davlumbazı koymuş, malzeme işçiliği 10 numara. Biliyorum diyeceksiniz. Ananana. Ama öyle ne yapayım yani. Siz de almayın pahalıysa. İyiyse alın yani, ben böyle diyorum. Yani adam malı da güzel. Bolu ya da Selim selam. Bolu. Evet, bu evin sahibi Bolulu. Ortak dostlarımız var. Değerli Bolular, bütün Bolulara selam. Bolulardan ekmek yedik. Kamil amca sana da selam, İstanbul'a gittin. Bütün Bolumuza selam. Benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Ve orayı özetledik. Şimdi bu da salonla malona değil. Yani gülü seven dikenine katlanır, dikeni seven güleline batar bilmem ne işte. Bu da güzel.
Artık yani Didim'i seviyorsanız böyle bir yer gelir bakarsınız. Yerdeki odamız bu arkadaşlar. Şimdi yukarılarda göstereceğiz. Elektrik olsaydı ne yapardık? Daha cafcaflı olurdu. Şimdi taşları da gösterdik. Kalifer tesisatın altyapısı var. Bu ne acaba? Burada ne var acaba ya? Herhalde bakayım burada ne var. Buraya da çamaşır, termosifon bilmem ne koymaya çalışmış. Çamaşır makinesini bu odaya koymaya çalışmış. Evet, tamam. İyi akıllı. Ben var o çamaşır olduğu yerde durmam. Koku beni sarıyor. Çamaşır şey kokusu. Yani o satıyorlar, reklamları dönüyor ya. O temizlik işte çamaşır yumuşatıcı falan kokusu beni öldürüyor. Geldiği gibi burnum beni şey yapıyor. Yani sanki Halepçe katliamı gibi yapar beni. Ve geç buraya, buradan merdiven kovasını göster. Aklıma geldi. Ve arkadaşlar burası da işte merdiven kovası ve döndük. Bohçamıza bir şey daha koyduk. Sinirlenenler var. Hayırlı olsun diyenler olacak. Yani sinirlenip bu ne oluyor diyenler olacak. Bir de iyi iyi diyenler olacak. Bazen iyi olmasa da iyi demek lazım. Çünkü biz kanun koyucu değiliz, regülatör değiliz. Biz koyuyoruz bohçamıza ve burada da bir balkonumuz var. Bazısı da iyi değilse de iyi diyor. O da bir sermaye. Burayı da özetledik. Şimdi geri gidelim. Yani bu evler, emin olun. Şimdi biz beğeniyoruz ya, sene mene gelip bakarsak diyeceğiz ya keşke alsaydık. Bu da matematikteki pi sayısı gibi sabit. Zeminde bir oda gösterdik. Sonra ne gösterdik? Oğlum buranın terası ne güzelmiş. Zeminde bir oda, zemin üstü birinci kata çıktık. Bir oda gösterdik. Bu odayı da göstereceğiz. Bu da arkadaşlar üçüncü oda. Bu oda diğer odalara göre iyi oda. Evet. Bu oda diğer odalara göre iyi oda. Banyo gösterdik mi? Banyoyu da göster. Sonra terası göstereceğiz. Bir tane banyosu oldu şimdiye kadar. Bu da banyosu. Adam uğraşmış. Bir şeyler yapmış. Güzel yapmış. Hesap sizin. Biz koyuyoruz. Bir markete gidince kırmızı ayakkabı var, sarısı var, beyazı var. Bu sizin için sarı, beyaz mı, hangi rengi seviyorsanız cebinize göre öyle yol alabilirsiniz. Evin dıştan görüntüsü cezbediyor, ilgi çekiyor. Sizi izlemeye davet ediyor. Kapıyı kapatacağım, terasa çıkacağız. Tam akıllı ev, panjurlar hepsi var. Ve buradan çıktık. Aa, deniz. Deniz ağaçlardan gözükmüyor. Evet, bu da denizimiz. Ana, neydi o ya? Ayakkabı. Ben de zannettim bu küçük fino köpekler bağırdı. Ben de birden zıpladım. Arkadaşlar, valla bence evin en güzel yeri burası. Bak, bu ev benim olsa, benim hayatım burada geçer. Bu granitler. İşte bahçeyi de bahçe glusosuna göster. O gülleri. Gülleri göster. Tatlı şirin bir ev ya. O para nelere gidiyor, nelere. İşte tamam da bu nerenin penceresi? Ha, bu bizim merdivenin penceresi. Komşunun momşunun değildir. Bu merdivenden çıkıyoruz ya. Bu da böyle bir alan. Evin hepsine bedeldir bu alan. Ben size söyleyeyim. Evin en güzel yeri. Renkler de böyle askeri kamuflaj renginde olmuş. Bunun üstüne hiç kapatmayacaksın. Bence onlar olup, bence böyle çardak birkaç tane martak atacaksın. Ondan sonra öyle olur. Bu aplik var. Burada bir priz var. Burada bir çeşme var. Çeşmenin başına varmaz olaydım. Televizyon için düşünmemişler. Burada nargile içeceksin. Ne bileyim işte. Denizde buradan deniz görseydin çok daha iyi olacaktı. Ve 5500 dedi değil mi? 5500. Vallahi arkadaşlar yani adam o fiyatı istiyor. Siz de gel bakarsınız. Bir teklifiniz varsa yüzüne dersiniz. Ben bu evi sevdim. Alıyorum. Fiyatın az ya da çok. Ya da işte şöyle dersiniz ve bitirdik değil mi? Saygılarımı sunuyorum. Herkese selam.